Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı öncesindeki son 20 yılı içerisinde tarihinde yer alan Doğu Tuvali, çok önemli bir şahsiyet olarak Gelibolu Yarımadası'nda bulunuyor mezarı. Kendisi daha 1896-97 Girit bunalımı sırasında Girit'te görev aldı. Daha sonra Anadolu'da Konya ve Mersin'de askeri konsolos olarak bulundu ve orada özellikle Adana'daki Ermeni olayları sırasında Türklerin haklı olduğunu belirten raporlarıyla gündeme geldi. Balkan Savaşları sırasında ise kendisi özellikle Kızılhaç'ta görev yaparak pek çok hastaya ve yaralıya yardım etti. O yüzden de ikinci dereceden Mecidi nişanıyla onurlandırıldı. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada hem Türkiye'yi çok iyi bilmesi hem de Türkçe'yi konuşuyor olması nedeniyle özel bir komutan olarak Gelibolu Yarımadası'nda Ian Hamilton tarafından kadrosuna dahil edildi ve Kara Savaşları sırasında savaşların başladığı andan itibaren Seddülbahir bölgesinde kendisini görüyoruz. Birinci gün Kara Savaşları'nda İngilizler başarılı olamadılar. Ancak ikinci günü Seddülbahir Kalesi'ni almak ve köyünü ele geçirmek için yaptıkları saldırı sırasında Doğu Tuvali Türklerin kendisini asla dokunmayacakları düşüncesiyle bastonuyla tam burada bulunduğu yerde başından aldığı bir kurşun yarasıyla hayatını kaybetti. Arkadaşları da hemen buraya gömdüler. Doğu Tuvali Gelibolu Yarımadası'nda yabancı mezarlıklar içerisinde şahsi tek başına mezarı bulunan tek kişidir. Bunun sebebi hem Türklerin hizmetinde bulunmuş olması hem de o sırada eşi Lilia'nın kendisinin talebi üzerine böyle bir mezar yapıldığını görüyoruz. Bu mezarlık işgal dönemi yıllarında değiştirilmedi ve tek başına mezar olarak yapıldı ve İngiliz Mezarlıklar Komisyonu da bu mezarı tek başına bıraktı. Bu arada Lilian eşi bu mezarın özellikle yerini satın almak için Osmanlı İmparatorluğu'na başta 1917 yılı olmak üzere ilk defa müracaat etti. Ancak o sırada herhangi bir bu talebi rağbet görmedi. İkinci kez mütareke döneminde bu talebini yenilemiş. O sırada padişah verilebilir şeklinde şifahi bir söz söylemişse de Osmanlı Genelkurmayı bunu uygun görmemiş ve başarılı olamamış. Son talebini ise Cumhuriyet döneminde yapmıştır. Cumhuriyet döneminde de Genelkurmay Başkanlığı bu talebi uygun görmemiştir. Doğu Tuvali'nin özel bir yeri vardır Gelibolu Yarımadası'nda. Bu özel yerinin bir başka niteliği bir Türklerin dostu olması, ikincisi de özellikle Türklerin Arabistan Yarımadası'nda yani Orta Doğu bölgesinde, Irak bölgesindeki faaliyetlerin sırasında orada Gertrud Bell'le olan mektuplaşmasıdır. Gertrud Bell'le olan mektuplaşması bir aşk hikayesine dönüşmüş ve hayalle beraber gerçeklik iç içe geçmiştir. Bu nedenle de Doğu Tuvali'nin mezarı Gertrud Bell'le birlikte anılmıştır. Ancak Doğu Tuvali Gertrud Bell'le sadece mektuplaşmaktan ileriye gitmediği anlaşılmaktadır. Eşi Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye gelerek Gebze yakınlarında bir Müslümanlara, fakir Müslümanlara yardım etmek için yardım kuruluşunda çalışmış ve uzun sürede Türkiye'de kalmıştır. Doğu Tuvali o açıdan Gelibolu Yarımadası'nda hikayesi olan ve bunun özellikle 2015 yılında Çöl Kraliçesi adlı bir filmle de sinemaya aktarılan önemli bir tarihi şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mezarlıkta bugün Türklerin herkesin özellikle hayatında görmek istediği Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'ne adeta selamlar vaziyette olan bir konumda bulunmaktadır.